Cumhurbaşkanı Erdoğan 17-25 Aralık'ta yaşanan yargı darbesi girişiminden sonra yalnız kaldığını itiraf ederek yanında sadece milletin varlığını hissettiğini söylemişti. Aslında bu yalnızlık hissi Erdoğan'ı yalnızlaştırma operasyonundan kaynaklanıyordu. 17-25 Aralık'ta Erdoğan önce partili arkadaşlarının sonra da milletin gözünden düşürmek, devirmeyi amaçladılar. Erdoğan oyunu görüp meydanlara koşunca algı operasyonu tersine döndü. Erdoğan yargı darbesi girişiminden toplumsal ve siyasal desteğini artırarak çıkmayı başardı. Ancak Erdoğan'a karşı Gezi'de starte verilen saldırılar hızından bir şey kaybetmeyerek devam etti. 15 Temmuz'da Erdoğan'ı ve ailesini katletmeyi hedefleyen daha büyük bir saldırı gündeme geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük, en kanlı, en gözü kara darbe girişimi de Erdoğan'ı siyaset sahnesinin dışına itemedi. Aksine Cumhurbaşkanı bu süreçten güçlenerek toplumun daha geniş kesimlerinin gözünde büyük bir kahramana dönüşerek çıktı. PKK, FETÖ, HDP, CHP ve DHKPC gibi enstrümanları kullanarak Erdoğan'dan kurtulmak isteyen Batı her seferinde başarısızlığa uğradı ve daha güçlü bir Erdoğan'la karşı karşıya kaldı. Ne var ki tüm başarısızlığa rağmen Batı Erdoğan'dan kurtulma hevesinden vazgeçmedi ve yeni bir soğuk savaş başlattı. Erdoğan'ı içeriden ve dışarıdan yıpratmayı hedefleyen bu soğuk savaşın bir ayağını ekonomik abluka oluşturuyor. İkinci ayağında ise Batı Avrupa merkezli diplomatik bir baskı kampanyasını ateşlemek bulunmakta. Bu soğuk savaşın en önemli üçüncü ayağında ise Erdoğan'a karşı içeriden itiraz sergileyerek büyüğü bozacak makul isimlerin harekete geçmesi var. Ardından da anlaşılacağı gibi soğuk savaş uzun bir yıpratma, yalnızlaştırma, itibarsızlaştırma ve çökertme sürecidir. Açık, samimi, dürüst bir mücadeleyi öngörmez. Aksine kapalı kapılar ardında sinsice, ikiyüzlüce, alttan alta, ahlaksızca bir mücadele biçimini esas alır. Bu savaşta şeytani akıl ön plandadır. Ağırlıklı olarak kelimelerle, sözcüklerle, cümlelerle yürütülen bir algı operasyonu söz konusudur. Erdoğan'dan daha çok onun toplumsal ve siyasal dayanaklarını etkisizleştirmeyi hedef alır. Bu soğuk savaşın somut hedefi de Erdoğan'ın partideki gücünü sınırlandırmak ve derinleşen ekonomik ve siyasi krizin sunacağı yeni imkanlarla da Erdoğan'a karşı içeriden başka bir grubun önünü açarak güçlendirmek olacaktır diyor ve devam ediyor Kurtuluştayız Akşam Gazetesi'ndeki köşe yazısına.